Öncelikle bu videoya tıkladığınızda biraz pişman olabilirsiniz çünkü bu videoda son zamanlarda hiç iyi haberler gelmeyen The Walking Dead evreninden kötü haberler gelmeye devam ediyor ve ben size bunları aktaracağım. Zaten The Walking Dead evreninden kötü haberler geldiğini size şu videoda aktarmıştım. Keşke bu konuya bir video daha yapmak zorunda kalmasaydım. Ama dediğim gibi akıllarında para kazanmaktan başka hiçbir şey olmayan The Walking Dead yapımcıları bana böyle bir video yaptırmak zorunda bıraktı. Şimdi asıl konumuza geçmeden önce videoyu beğenirseniz bu videonun başkalarına ulaşmasını sağlarsınız ve benim büyümeme katkı sağlarsınız. Neyse, sizi çok bu konularla tutmayacağım. Konumuza geçelim. Sadede gelelim. Arkadaşlar, The Walking Dead'in bütün yan dizileri ertelendi. Evet, bildiğiniz hepsi ertelendi ve asıl absürt olan ne biliyor musunuz? Biz bu yıl izleyeceğimiz ilk The Walking Dead evreninden olan dizimiz sezonlardır çok ama çok kötü işlenen, yazılan, yanlış zamanda karakter öldüren, 3. sezonundan sonra izlerken çekilmeyen, aşırı mantık hataları barındıran dizimiz Fear the Walking Dead. 7. sezon rezaletinden sonra Fear the Walking Dead sonunda 8. sezonuyla final yapıyor. Aslında bu sene 6 Nisan'da ilk izleyeceğimiz dizi The Walking Dead Dead City olacaktı. Ama diziyi Haziran'a ertelediler. Fear'ı da onun önüne 14 Mayıs'a aldılar. Fear'da bu arada aynı The Walking Dead'de yaptıkları gibi 12 bölümü 2 kısma ayırdılar. Yani bir de sonunu getirmek için 2023'ün sonuna kadar bekleyeceğiz. Çok diyeceğim bir şey yok. Bazılarını hayal kırıklığına uğratmak istemem ama yıllardır kötü ilerleyen bu dizi çok büyük ihtimalle finalde kötü olacak. Örnek mi istiyorsunuz? The Walking Dead'i izleyebilirsiniz. Ve son 4 sezondur ne kadar düşüş yaptığını ve final sezonunda iyi olmadığını görebilirsiniz. Neyse, bir de final sezonu hakkında elimize bir tane bilgi geçti. 8. sezonda büyük bir zamanda atlama olacağı, 7 yıl olacağı tahmin ediliyor. Ben bunu The Walking Dead'in zaman dilimini yetiştirmek için yaptıklarını düşünüyorum. Ve evet, bahsettiğim gibi Dead City yani Maggie ve Negan spin-off'u Haziran'a çekildi. Eğer ertelenmeseydi Nisan'da izleyecektik. AMC uygulamasında dizinin özeti aynı şöyle geçiyor. Maggie ve Negan'ı son gördüğümüzden bu yana yıllar geçti ve şimdi tehlikeli bir görevi başarmak için zayıf bir ittifak kurmaları gerekiyor. Maggie ve Negan zombi kıyametinin başlangıcından bu yana izole edilmiş olan ve kendi özgü tehditler geliştiren Manhattan adasına yolculuk yapıyorlar. Maggie ve Negan şehirdeyken yerli New Yorklularla karşılaşırlar. Sorunlu bir geçmişi olan bir şeriften kaçar ve azılı bir katilin peşine düşerler. Ve eğer neden New York'a yani Manhattan'a gidiyorlar diye soruyorsanız o da Herschel'ın kaçırılması yüzünden. Daryl Dixon spin-off'u. Bu arada Daryl spin-off'u derken adından kimin dizisi olduğunu anlayın diye söylemedim. Dizinin gerçekten de adı Daryl Dixon. Bir saniye. Neyse, konudan sapmayalım. Evet, Daryl'ın spin-off'unu da 2023'ün sonunda izleyeceğiz. Yani normalde Rick ve Michonne spin-off'unu izleyeceğimiz zamanda çok hayal kırıklığına uğradım be arkadaşlar. Zaten The Walking Dead evreninden yavaştan soğumaya başlıyordum. Bir de bu haberi duyunca daha da üzüldüm. Bir de daha da absürt olanı bu spin-off'ların sadece 6 bölüm olacak olması. Neyse, Daryl dizisinin de Fransa'da geçeceğini ve varyant aylaklara odaklanacağını biliyoruz. Tabi bu Fransa olayı Rick'i aramaya çıktığı için. Ve gelelim Rick ve Michonne spin-off'una. Sen o kadar dile kolay 4 sene bekle. Ona 1 sene daha eklesinler. Ya yeter kardeşim ya. Keşke Rick o köprüde harbiden ölseydi be. Bizi soktuğunuz duruma bakın be. Artık para için şu evreni uzatmayı kesin de her şey bitsin yemin ediyorum. Yarın öbür gün hayatta olacağımız belli bile değil. Yeter artık EMC. Bu spin-off hakkında çok bir şey söylememe gerek var mı bilmiyorum. Zaten elimizde pek bir şey yok. Bildiklerimiz sadece şunlar. Dizim Rick ve Michonne'un birbirlerini bulmasını anlatacak. Aralarındaki aşk hikayesini anlatacak. İşte içinde CRM falan da olacak. Bir de Scott Gimple'ın söylediğine göre Rick'in 5. sezondaki manyak halini izleyecekmişiz. Evet, videomuz buraya kadardı. Umarım diğer videolarımda The Walking Dead evreninden sizlere daha iyi haberler verebilirim. Tabi abone olursanız bu haberleri kaçırmazsınız. Kanalımda bu ve benzeri tonlarca video var ve olmaya da devam edecek. Zaten video hoşunuza gittiyse o beğeni butonuna basmışsınızdır. İyi günler dilerim. Umarım gününüz The Walking Dead'in gidişatından iyi olur. Hoşçakalın.